Arkadaşlar merhaba, bugün mikrometre nasıl okunur onun hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak arkadaşlar mikrometrenin bölümlerini tanıtayım size. Arkadaşlar şu kısım, bu sol elimde işaret parmağımla gösterdiğim bu kısım sabit earth olarak adlandırılmaktadır. Bu ileri geri doğru hareket eden hareket mili olarak adlandırılmaktadır. Burası kilittir arkadaşlar. Siz ölçme yaptıktan sonra buradaki tamburun hareket etmesini istemediğinizden dolayı bu kısımdan iteleyerek tamburu kilitlersiniz arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar bakın sağ tarafta yazan 0.01 mm bizim mikrometremizin hassasiyetini belirler. Sol tarafta yazan 25 ila 50 mm ise arkadaşlar bu mikrometrenin ölçme aralığını belirler. Yani biz 25 mm minimum çapında veya genişliğinde bir malzeme veya maksimum 50 mm çapında veya genişliğinde bir malzemeyi ölçebiliriz. Bu mikrometreden mikrometreye değişebilir. Kimi mikrometre ise arkadaşlar 0 ila 25 mm arasında ölçüm yapar. Bu mikrometre 25 ila 50 mm arasındaki malzemeleri ölçebiliyor arkadaşlar. Mikrometreler arkadaşlar, yani kumpaslardan farkı ne? Kumpaslardan farkı arkadaşlar genellikle daha hassas ölçüm alma gereği duyduğumuz iş parçalarının ölçümünde kullanırız. Yani kumpastan daha hassasiyetle ölçer yani. Arkadaşlar bu 0.01 mm ancak 0.001 mm yani binde bir hassasiyetinde mikrometrelerde bulunmaktadır arkadaşlar. Biz genellikle mikrometrelerde taşlanmış malzemeleri ölçüyoruz. Yani silindirik taşlamada veya düzlem yüzey taşlamada taşlanan malzemeleri ölçüyoruz arkadaşlar. Yani tornada, frezede de mikrometreyle ölçüm yapabiliriz. Ama genellikle torna ve frezede arkadaşlar kumpas ile ölçüm yapıyoruz. Bakın burada bir tane taşlanmış bir malzeme var arkadaşlar. Yüzey hassasiyeti, yani yüzey pürüzlüğü torna frezeye göre oldukça düşük arkadaşlar. Biz bu tarz numunelerin ölçümünü mikrometre yardımıyla yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mikrometrede ölçüm okuyacağız. Mikrometrede arkadaşlar ölçmeyi okurken aynı kumpastaki gibi ilk olarak yapacağımız şey şu kısmında şu tamburun kaçıncı çizgiyi geçtiğine bakıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Bakın 36, 37, 38. çizgiyi geçmiş arkadaşlar. Bakın 36, 37, 38. çizgiyi geçmiş arkadaşlar. 37 virgül, özür diliyorum, 38 virgül diyorum. Daha sonra bakın arkadaşlar şu alt tarafta çizgiler var arkadaşlar. Ben bu alt taraftaki çizgilerin alt taraftaki çizgilerde 38. çizgiyi geçen çizgiye bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tane çizgi, aşağıdaki çizgilerden bir tanesi 38. çizginin ilerisinde. O zaman şöyle okuyorum arkadaşlar. Buradaki çakışan çizgiyi de gördüm. Ne demiştik? 35 virgül. Çakışan çizgi ne? 30. Buradaki çizgi 38. çizgisini geçtiğinden dolayı buradaki 30'a 50 ekliyorum arkadaşlar. Bu standarttır. Hep 50 ekleriz. 35,80 diye okuyorum arkadaşlar. Eğer ki ölçüm şu şekil olsaydı arkadaşlar, getiriyorum. Bakın 25'e getirdim. Gene okuyorum. Kaçı geçmiş? 38'i geçmiş arkadaşlar. Ancak aşağıdaki çizgilerden herhangi bir tanesi yukarıdaki 38. çizgiyi geçmediğini görüyorum. O zaman ben nasıl okuyorum arkadaşlar? 35,25. Buradaki çakışan çizgi 25, 30, özür diliyorum. 38,25 diye okuyorum arkadaşlar. Yani aşağıdaki çizgilerden herhangi bir tanesi 38. çizginin ilerisinde olsaydı o zaman nasıl okuyacaktım? 38,75, 25'e 50 ekleyecektim arkadaşlar. Tekrar bir ölçüm daha yapayım arkadaşlar. Şöyle getireyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kaçı geçmiş? 41. çizgiyi geçmiş. O zaman ne diyorum? 41 virgül. Hemen şu aşağıdaki çizgilere bakıyorum arkadaşlar. Bu aşağıdaki çizgilerden herhangi bir tanesi 41'in ilerisine geçmemiş. O zaman 50 eklemeyeceğim. Direkt tambur üzerinde şuradaki çizgiyle çakışana bakıyorum arkadaşlar. 41,10 diyorum.
Bir ölçüm daha yapayım arkadaşlar. Daha sonra mikrometreyi okumayı bitireyim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir ölçüm ayarladım. Bakın kaçı geçmiş arkadaşlar? 41, 42, 43. 43 virgül diyorum. Hemen aşağıdaki çizgilere bakıyorum arkadaşlar. Bu aşağıdaki çizgilerden herhangi bir tanesi 43. çizgiyi geçmiş mi? Baktığım zaman 43. çizgiyi geçtiğini görüyorum arkadaşlar. Çakışan sayı hangisi? 20. O zaman nasıl okuyorum ben? 43 virgül 20. Burada da bir çizgiyi geçmiş. 20 artı 50 yani 43 virgül 70 diye ölçmeyi yapıyorum arkadaşlar. Mikrometrelerde ölçüm bu şekilde arkadaşlar. Yapacağımız işlem yukarıdaki ilk yapacağımız işlem bu kısımda hangi çizgiyi geçtiğine bakıyorum. Daha sonra alttaki çizgilerden en sondaki çizgi bizim ölçüm yaptığımız çizginin ilerisinde mi gerisinde mi onu inceliyorum. Eğer ki bu şekildeki gibi ilerisindeyse arkadaşlar 50 ekliyorum. Ama eğer bu şekilse bakın çizgi yok. Bu 43. çizginin ilerisinde şöyle ölçüye denk getireyim arkadaşlar. Bakın 43. çizginin ilerisine herhangi bir çizgi görmüyorum ben. O zaman 50 eklemiyorum. Okuyorum. 41, 42, 43, 43,30. Eğer ki çizgi geçerse 43,70. Çünkü buradaki çizgi yukarıdaki çizgilerden herhangi bir tanesini geçtiğini görüyorum arkadaşlar. Mikrometre okuma bu şekilde arkadaşlar. Bu dediğim gibi %1 hassasiyetinde bir mikrometre. Ölçme aralığı da 25 ila 50 milimetre arasında arkadaşlar.